İlk söz talebi Saadet Partisi Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya'ya ait. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarihi kan ve gözyaşıyla yazılmış olan İsrail Devleti bugünlerde yeni bir soykırıma hazırlanıyor. Geçmişteki vahşet ve katliamlarında hiç de aramadığı ve mecbur olmadığı bahaneleri bu kez sanki bulmuş gibi davranarak dünya kamuoyunun da desteğini arkasına almak isteyen İsrail, yeni bir insanlık suçu işlemenin eşiğinde. 1947 yılından bu yana bölgede adeta kanserli bir hücre gibi büyüyen işgalci İsrail Devleti, bilinmelidir ki savaşın, huzursuzluğun ve terörün kaynağı tüm bölge ve dünya halkları için büyük bir tehdittir. Yıllardan beridir yerleşimci politikalarıyla topraklarını adım adım büyüten, daha doğrusu Filistinlilerin toprağını gasp eden İsrail, Birleşmiş Milletler nezdinde bile sınırları net olarak çizilebilmiş bir ülke değildir. Siyonist işgal devletinin kurulduğu günden bugüne kadar baş aktör olduğu katliamlar zinciri, bugün bu devletin yeni bir katliam için gerekçeye ihtiyaç duymadığını da göstermektedir. Zira İsrail, bugüne kadar insanlık tarihine kara bir leke olarak bıraktığı izlerin hiçbirinde bahanelerin ardında saklanma ihtiyacı dahi hissetmemiştir. Sabra ve Şatilla'daki mülteci kamplarına baskın düzenleyip yüzlerce sivili öldürdüğünde mülteciler ahlaki üstünlüklerini kaybetmiş değillerdi. Ya da İsrail, mülteciler tarafından herhangi bir tacize maruz kalmamıştı. Cenin mülteci kampı İsrail tarafından yerle bir edildiğinde Filistinliler savaş suçu işlemiş değillerdi. Plajda top oynayan çocuklar katledildiğinde o çocuklar kimseye dokunmuş değillerdi. 11 yaşındaki Muhammed Durra babasının yanında kameralar önünde kurşun yağmuruna tutulduğunda elinde silah değil kalbinde sadece korku ve ürkeklik vardı. Yine Filistinlilerin gasp edilen evlerini korumak için dünyanın öbür ucundan gelen 23 yaşındaki genç aktivist buldozerle İsrail tarafından ezildiğinde elinde bir taş dahi yoktu. Ve uluslararası kara sularında 10 vatandaşımız Mavi Marmara seferinde dünyanın gözü önünde öldürüldüğünde yaptıkları tek şey sadece Gazze'ye insani yardım götürmekti. Kısaca Siyonist terör devletinin geçmişi bizi bugün nerede durmamız gerektiğini söylüyor. Siyonist çetelerin köy baskınlarıyla başlayan kanlı İsrail tarihinin her bir sayfası Filistinlilerin trajedilerini net bir şekilde gözlerimizin önüne sererken bugün aslında durmamız gereken yerin elbette Filistinlilerin yanı olduğunu bize öğretiyor. Biz geçmişte Kudüs yürüyüşünde durduğumuz yerde yani Filistinlilerin halkı direnişinin tam da yanında yer alıyoruz. Bizler emperyalist işgal devletine karşı onurlu bir mücadele veren çocukların evlatlarını ve eşlerini kaybettikleri halde vakar sahibi olan Filistinli kadınların dünyanın açık hava hapishanesine dönen Gazze'de günlük 2 doların altında yaşayan elbette Filistinli emekçilerin yanındayız. Biz 75 yıldır ölümle, sürgünle, açlık ve yoksullukla, ambargoyla, en önemlisi de dünyanın onları mahkum ettiği bir yalnızlıkla terbiye edilmeye çalışılan Filistin halkının yanındayız. Osmanlı'nın mirasçısı Türkiye'nin de durması gereken yer tam olarak da burasıdır. Bu nedenle yaşasın özgür ve bağımsız Filistin ve yaşasın Kudüs diyoruz. Bir diğer gündem maddemiz ise emeklilere 5000 TL bir defaya mahsus olan ödeme ile ilgili. Uzun zamandır açlık sınırının çok altında bir sefalet ücretine mahkum edilen emeklilerin merakla beklediği müjdenin içinden maalesef içi saman dolu bir kuş çıktı. Ay sonunu getiremeyen, torunlarına harçlık veremeyen, evinin ihtiyacını karşılamakta zorlanan emeklilere müjde diye sunulan rakam maalesef beklentilerin altında, hak edilenin ise çok uzağında ve en önemlisi maaşlarına bir artış ya da maaş düzenlemesi değil, sadece bir kereye mahsus adeta 5000 TL'lik bir sadaka. Elbette bu emeklilere zam veya ikramiye mevzusu iktidar partisinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın uhdesinde olan bir konu değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde olan bir konudur. Dolayısıyla buradan emeklilere bir müjde vermek gerekirse o müjdenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çünkü bu konu kanunu bir düzenlemeye ihtiyaç hissediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerine seslenerek diyorum ki siz bu mecliste çoğunluk değilsiniz. Sizin bu meclisten bir kanun ya da teklifi geçirebilmeniz için
başka partilerin milletvekillerinin oyuna ihtiyaç hisseden bir azınlık hükümetisiniz. Dolayısıyla bu mecliste emeklilerin 5000 TL sadakaya mı yoksa gerçekten insan onuruna yaraşır bir maaşa mı? Buyurun Sayın Kaya. Emeklilerin 5000 TL sadakaya mı yoksa insan onuruna yaraşır bir maaşa mı ihtiyacı olup olmadığına bu yüce meclis çatısı altındaki 600 milletvekili karar verecek. Ama siz Sayın Cumhurbaşkanlığı olarak peşine milletin vekillerinin iradesine ipotek koyarak nasıl olsa 301 el benim için havaya kalkar gibi bir peşin yaklaşım içerisindeyseniz bunun da meclisin iradesine bir saygısızlık olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu konu meclise geldiği zaman bizler 5000 TL sadaka değil emeklilere yaraşır bir ücretle ilgili önergelerimizi de vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ak koyun, kara koyun, emeklinin yanında yer alanlarla sefalet ücreti içerisindeki bir yaşama mecbur bırakılan emeklilere karşısında yer alanların ortaya çıkacağı bir turnusol kağıdı olacaktır bu meclis. Bir diğer husus, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu 5000 TL'lik ikramiyeyi duyunca kendi kendimize düşündük. Acaba emeklilerimiz hangi ligde bir başarı elde etti de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 5000 TL'lik bir ikramiyeyle ödüllendiriyorlar diye. Sonradan öğrendik ki 7500 TL sefalet ücretiyle bir ay nasıl geçinir liginde şampiyon olan emeklilerimize hükümetimiz bir şampiyonluk primi olarak 5000 TL'yi lütfetti. Bu 5000 TL nedir biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı yoldan geçerken çocuklara yeni banknotlarla ki çoğu yeni basılmış Merkez Bankası paralarından yer alıyor. 200 TL harçlık veriyor. Sadece 25 çocuğa verilen harçlık demek 5000 TL. Eğer bu vicdanıysa, insanıysa buyurun sizi vicdanınız ve insanınızla baş başa bırakıyoruz. Ama biz bunun vicdanı ve insanı olmadığını düşünen Saadet Partililer olarak bu konuyu meclisin gündemine geldiği an bu konuda bir turnusol kağıdı vazifesi göreceğimizi ifade ederek genel kurulu saygıyla selamlıyorum.